Buna tepki de var ama şimdi muhalefetin içinde bazı tartışmalar var. Bakın mesela avukat Ali Gül CHP'ye en yakın isimlerden biri şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki diyecek laf yok. Şu açıklamayı yani seçim ikinci tura kalabilir açıklamasını Mansur Yavaş değil, Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanlar yapmalıydı. Saatlerdir milleti ilk turda bitti Anadolu Ajansı'na bakmayın diye eğiliyorsunuz. Evet. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekrana çıkarıyorsunuz. Rezil olacaksa onlar olsun diye. Şimdi bakın bu muhalefetin avukat Ali Gül en etkili isimlerinden biri. Kendi içlerinde böyle tartışmalar da yaşanıyor bu sonuçlar üzerinden. Burada aslında ikinci tur senaryosu eğer kalırsa ki hala bu gece e, belki %50'nin üzerine tamamlanma ihtimali küçük de olsa az da olsa yurt dışı oylarıyla olabilir e, deniliyor. Ama ikinci tura kalma e, senaryosunda aslında Cumhur İttifakı'nın meclisteki güçlü çoğunluğu hı hı. seçimin sonucunu ikinci turu da çok rahat bir şekilde hı. işaret ediyor. Yani ben çok böyle e, bilmiyorum Onur ile arada konuşmuştuk. Çok katılmadı bana ama ikinci turun formaliteden bir seçim olacağı kanaatindeyim. Çünkü Onu Cumhur İttifakı çoğunluktayken e, Millet İttifakı adayının o güçlü desteği toplumdan e, çok rahat bir şekilde toplayamayacağını Çağlar, düşünüyorum. Çağlar ikinci tura etki edecek en önemli konulardan biri meclis aritmetiyle. Evet. Meclis Bunu hep konuşmuştuk meclis, Meclisteki yani. milletvekili sayılarını görebilirsek orada çok önemli bir detay daha var. Evet Şimdi... Cumhur İttifakı zaten çok önde Mine Hanım. Evet e, mecliste çoğunluğu sağlamış durumda ama Cumhuriyet Halk Partili seçmen için ikinci tur ne ifade ediyor sorusuna önemli bir detay var çünkü şu anda CHP listelerinden 10, 20, 35, 38 milletvekili hı hı. Hı. Ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den meclise girmiş görünüyor. Tamam. 38 milletvekili daha az Cumhuriyet Halk. Biraz biraz yavaş yavaş gidelim. Konuşacak çok konumuz var. Az önce adaylar ve ittifaklar karşılaştırmasını istemiştin. Arkadaşlarımız bu arada da milletvekili grafiğimiziler için hazırlasınlar. Ee, Sayın Erdoğan yüzde... 49.4 49.4'ken Cumhur İttifakı 49.5 işte Ata, İttif Ata İttifakı'ndan örnek vermiştin %2.3 demiştin ama Sinan Oğan %5.3 demiştin. Ee, onu da görüyoruz ve milletvekili sayıları da e, yavaş yavaş ekrana gelecek. Onları da e, tartışacağız. Şimdi e, Hasan Basri seninle devam edeceğim ama Çağlar Cilara'ya tekrar e, söz vereceğim. Bu açılış turunda önce genel tabloyu bir yorumluyoruz. Sonra biraz detaylara geçeceğiz. Çünkü gerçekten bu akşam hani kendi içinde e, sürpriz yaratan, beklenmedik oylar alan yüksek veya düşük partiler var. E, onları da konuşacağız. Aslında işte bu adaylık e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonucundan da ziyade bu milletvekili meclis konusunu ve bundan sonra da nasıl ikinci tura olursa şayet e, sirayet edeceğini bu tablonun çok daha e, detaylı bir şekilde konuşacağız. Çağlar e, ben senden şöyle e, genel bir yorum çok alayım. Çok kısa özetleyeyim. Birincisi Hasan Basri'nin söylediği konu önemli. E, muhalefet partileri matematik hesabı üzerinden hep seçim planı yürüttüler. Hı. Ki biz de içeride Muhalefetin aktörleriyle hep bunu tartışmıştık hatta yani bu sabah bile aradığımda muhalefet partilerinden çok önemli isimleri ya biz %55 ile bu iş bitti dediler bana hatta içlerinde yani şunu, şunu iddia ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan %42-44 aralığında onun üzerine çıkma şansı kalmadı. Ya Sayın Temel Karamollaoğlu %60'la zafer kazanıyoruz diye defalarca açıklama yaptı. Matematik hesabı tutmadı. Şöyle hesap ediliyordu. HDP'den %12-14 aralığında bir destek gelecek Kılıçdaroğlu'na. İyi Parti son hafta bile, yani daha bu, bu hafta içinde... %15 18 gösteren anketler vardı. CHP %30. Evet, CHP'yi %30 gösteriyorlardı. Deva gelecek ve Saadet'ten hesaplara göre %5'in üzerinde AK Parti'den bu tarafa çekecekleri oy hesabı yapılıyordu ama hı hı. E, si e, siyaset matematik hesabıyla yapılmıyor. Bunu görmüş olduk. Sosyoloji. Toplum, e o zaman biz neden aylardır şey an aylardır anket konuşuyoruz? Yani bu ama kadar Ama yani bunları hep söyledik. Bile yani bakın muhalifler bizi linç etti. Söyledik. Ya Muharrem İnce yarın çıkıp şunu anlatmayacak mı topluma? Hı. Demeyecek mi? Ben size söyledim. Gelin Memleket Partisi, İyi Parti ve CHP ittifakını kuralım. Diğerleri ayrı bir ittifak kursun. Demeyecek mi? Diyecek. Deva, Gelecek Saadet ve Demokrat Parti ile kurulan ittifakın AK Parti tabanından zerre oy getirmeyeceğini defalarca söyledik. Yenilere Muhalefet Hali Partileri... Büyük Birliğe Tabii. bak. Ya yeniden refah tamam bu seçimin sürprizi %3'e yakın oy aldı. Büyük Birlik Partisi %1 oy aldı. Bunları söylediğimiz halde muhalefet tabanından, muhalefet kamuoyundan ve muhalefetin güçlü Şimdi... aktörlerinden tepki gördük.